Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Home Assistant'a eklediğimiz kamera görüntülerini izlerken yaşanan gecikmeleri en aza indirerek gerçek zamanlı olarak nasıl izleyebiliriz onu göstereceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? WebRTC protokolünü kullanarak ücretsiz ve herhangi bir donanım gereksinimi olmadan Home Assistant'a eklediğimiz bir eklentiyle bunu sağlayacağız. Bu eklenti sayesinde canlı görüntülere anında erişebileceğiz ve evimizi daha güvenli hale getireceğiz. Nedir bu WebRTC protokolü? WebRTC web gerçek zamanlı iletişim anlamına gelir ve bu protokol web tarayıcıları ve mobil uygulamalar arasında gerçek zamanlı iletişimi sağlamak için kullanılan ücretsiz ve açık kaynaklı bir projedir. WebRTC protokolünü kullanarak nasıl gerçek zamanlı kamera görüntüsü sağlarız? Şimdi anlatıma geçelim. Öncelikle homeassistant'ımızda hex kütüphanesine ihtiyacımız var. Eğer Hex kütüphanesi sizde yüklü değilse YouTube'da Home Assistant Hex kurulumu yazarak siz de yükleyebilirsiniz. Hex kütüphanenizi kurduktan sonra buradan eklentiler bölümüne geliyoruz ve Explorer Download'a tıklıyoruz. Buraya WebRTC yazıyoruz ve WebRTC kamerayı yüklememiz gerekiyor. Buna tıklıyoruz ve Download diyoruz. Tekrar Download diyoruz. Evet eklenti kurulumumuz bitti ve bu sayfaya tekrar ihtiyacımız olacak. Çünkü buradaki kodları kopyala yapıştır yapacağız. O yüzden sağ üst köşede 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan repository'ye tıklıyoruz ve GitHub sayfası açılıyor. Bu yan sekmede açık dursun. Buradan geri geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi bizden tekrar yeniden başlatma istiyor. Ve home yeniden başlatıyoruz. Evet, Home Assistant'ımız yeniden başladı. Ben bu videoda iki farklı kamera üzerinde bunu gösteriyor olacağım. Bir tanesi TP-Link marka TAPO C210 model kamera olacak. Diğeri ise Dahua marka güvenlik kamerası üzerinden olacak. TAPO kamerayı hem Home Assistant üzerinde eklentisi olması hem de RTCP protokolünü desteklediği için seçtim. Dahua marka güvenlik kamerasında direkt RTCP linki ile görüntü çekip göstereceğim. Böylelikle hem eklenti ile kurulmuş bir kamera görüntüsünü hem de RTCP linki ile çağırdığım kamera görüntüsünü ve WebRTC üzerinden nasıl gerçek zamanlı izleyebiliriz onu görmüş olacağız. RTCP protokolü de bir link vasıtasıyla kamera görüntüsünü direkt çekebileceğimiz bir protokoldür. Önce tapo kameramı kurmak için yine hex'e ihtiyacım var. Buradan tekrar eklentiler bölümüne geliyorum ve buradan tapo kamera kontrolüsü yüklüyorum. Yükleme bittikten sonra geriye geliyorum. Buradan bizden yeniden başlatmayı istiyor. Tekrar Home Assistant'ımı yeniden başlatıyorum. Evet Home Assistant'ımız başladı. Şimdi TAPO eklentisini kuralım. Ayarlar, Cihazlar ve Hizmetler ve Entegrasyon ekle deyip buradan TAPO yazdıktan sonra direkt buradan HACK simgesi çıkıyor zaten. Bunu yüklüyorum. Buradan sizden kameranızın IP'sini isteyecek. Bunu modeminizin arayüzünden bulabilirsiniz. Buraya Tapo kameranızın telefonunuzda yüklü olan uygulamasına girdikten sonra kameraya tıklıyorsunuz. Daha sonra ayarlara giriyorsunuz. Gelişmiş ayarlar ve kamera hesabında buraya hesap bilgileri kısmında yazdığınız kullanıcı adı ve şifreyi buraya giriyorsunuz. ve sonraki diyorsunuz. Bu kısımda da telefonunuzdaki TAPO uygulamasına girerken üyelik oluşturuyorsunuz. O üyeliğin şifresini yazıyorsunuz. Daha sonrasında böyle bir sayfa çıkacak ve buradan direkt gönder diyorsunuz. Ve bitir diyorsunuz. Evet TAPO kameramızın kurulumu bitti. Bir bakalım. Buradan HD seçelim. Evet, biraz yüklenmesi sürüyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben elimi göstereceğim. Bakalım kaç saniye sonra görüntü gelecek? 1 2 3 4 ve 5. Yaklaşık 4-5 saniyelik bir görüntü gecikmesi var. Şimdi biz bunu en aza indireceğiz. Nasıl? Burayı kapatıyorum ve geri geliyorum. Buradan Partisi eklentisini artık yüklememiz gerekiyor. Buraya web yazdıktan sonra yanında hex simgesi olan yani web partisi kamerayı yüklüyoruz. Burada hiçbir şey yazmadan direkt gönder diyorsunuz. Burada da hiçbir şey yazmadan tekrar gönder diyorsunuz. Ve bitir diyorsunuz. Şimdi kameramızı dashboardumuza ekleyelim. Dashboardumuzda tekrar düzenle deyip kart ekle diyoruz. Buraya partisi yazıyoruz. Ve şu kartı ve partisi özel kamera kartını seçiyoruz. Ve buraya az önce yan sekmede açtığımız sayfaya geliyoruz. Aşağıda biz bunu varlık olarak eklediğimiz için burada Entity olanı seçiyoruz. Ve bunu kopyalıyoruz. Burayı yapıştırıyoruz. Daha sonrasında noktadan önce siliyoruz. Ve buraya nokta yazdıktan sonra burada zaten kameramız çıkıyor. Ve bunu seçiyoruz. Bu aşamada error gibi gözükebilir ama siz direkt kaydettiğin. Ve bitti diyoruz. Gördüğünüz gibi kamera görüntüsü buraya geldi. Sağ üst köşede RTC logosunu görüyorsunuz. Şimdi elimi tekrar göstereceğim. 1 Direkt geldi gördüğünüz gibi. Elimle sayı göstereceğim. 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi çok az bir gecikme var. Az önce 5 saniyelik bir gecikme vardı. Biz bunu... Yaklaşık bir saniyeye kadar düşürdük. Hatta bir saniye bile yok. Tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4 Gördüğünüz gibi çok az bir gecikme var. Modeme olan uzaklığı ve Wi-Fi kartıyla al alakalı bir durum. Dilerseniz bir de bunun yanına WebRTC protokolünü kullanmayan normal kamera kartını ekleyelim. Evet bu şekilde WebRTC protokolünü kullanan kartımız burada ve normal kartımız burada. Ben şimdi tekrar elimi göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi elim geldi diğer kamera görüntüsünde gecikmeli geldi. Şimdi elimi çekiyorum. Yine yaklaşık 4-5 saniyelik bir gecikme var gördüğünüz gibi. Bu şekilde WebRTC kartıyla gecikmesiz bir görüntü sağlamış olduk. Dilerseniz RTCP protokolünü kullanarak Dahua kameramızı da yükleyelim. Daha sonra bu kartı özelleştirmeyi göstereceğim. Bunun için ayarlar, cihazlar ve hizmetler, entegrasyon, ekle bölümünden genel kamerayı seçiyoruz. Buraya RTCP linkimizi girmemiz gerekiyor. Ben yapıştır yapıyorum. Buraya da hareketsiz görüntü linkiniz varsa eğer kameranızın kullanma kılavuzunda yazıyor olabilir. Onu da girebilirsiniz ama girmeye de bilirsiniz. Pek sağlıklı çalışmıyor zaten. Onun için ben girmiyorum. Direkt hiçbir şey yazmadan sadece linki yapıp gönder diyorum. Burada hareketsiz görüntü linkini girmediğimiz için böyle gözükecektir. Ama biz bu görüntü iyi görünüyor deyip gönder diyoruz. Ve bitir diyoruz. Bir bakalım kameramıza. Biraz yüklenmesi sürecektir ilk kurulum olduğu için. Evet gördüğünüz gibi biraz yüklenmesi sürüyor. Tekrar yüklüyor. Bunda da WebRTC protokolünü kullanarak bir kartla dashboardumuzu ekleyelim. Tekrar kart ekle bölümünden ve partisi kartımı seçiyorum. Ve buraya tekrar aynı linki yapıştırıyorum. Ve buradan az önce eklediğim dahova kameramı ekliyorum. Ve kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir yükleme olmadan direkt canlı bir görüntü alabiliyoruz. Dilerseniz bunun yanına bir de normal kartını ekleyelim. Evet normal görüntümüz burada ve partisi kartımız burada. Şimdi burada biraz zoom yapacağım. Saniyelere dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu kartta biraz gecikme var. Bu kartta daha canlı bir görüntü var. Şimdi bu kartlarımızı biraz özelleştirelim. Bu eski kartları ben silmek istiyorum. Sadece WebRTC kameralarımız kalsın. Evet bu şekilde. Buraya bitti demiyorum. Tekrar sayfama geliyorum. Buradan biraz daha aşağı geliyorum. Burada Custom Video Controls Default False geliyormuş. Biz bunu True yapalım. Bunu kopyalıyorum. Bakalım nasıl gözükecek. Bunun altına ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi burada screenshot almak için bir kaydet butonu geldi. Pencere içinde pencere butonu geldi. Full, full screen ekranı geldi. Burada da full screen ekranı var. Burada da bu şekilde gözüküyor. Burada bu şekilde gözüküyor. Bir de bu RTC logosunu ben kaldırmak istiyorum. Onun için ise aşağıya biraz daha geliyoruz. Burada height mod label'ı kopyalıyoruz. Direkt şuradan da kopyalayabilirsiniz. Bir de bunu yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi buradan logo kalkmış oldu. Bir de bu tapo kameram benim 360 kamera olduğu için bunu sağa sola yukarı aşağı oynatabilmek istiyorum. Bunun için buraya bir sağ sol yukarı aşağı butona eklemem gerekiyor. Bunun için sizin kameranız eğer destekliyorsa şuradaki kodu kopyalı yapıştır yapabilirsiniz. Tapo kameranız varsa aşağı açıklamalar kısmında verdiğim kodu direkt yapıştırarak çözebilirsiniz. Burada farklı bir yöntemle çözdüm ben. Ama bu şekilde gayet sağlıklı çalışıyor tapo kameralarda. Bunu bu şekilde kaydet diyorum. Ve buradan yukarı aşağı yaparak kameramı kontrol edebiliyorum direkt kart üstünden. Tekrar kitap sayfamıza geliyoruz. Burada Full screen butonunu isterseniz gizleyebilirsiniz. Screenshot butonunu gizleyebilirsiniz. Pencere içinde pencere butonunu gizleyebilirsiniz. Bu şekilde buradan istediğiniz bazı kodları kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bir de bu WebRTC kartın şöyle bir güzelliği var. Artık buradan direkt hoparlör simgesine tıklayarak sesi de dinleyebilirsiniz. Normal kartlarda sesi dinleyemiyorduk ama bunu da dinleyebiliyoruz artık. Direkt buradan canlı bir şekilde oranın sesinde dinleyebiliyoruz kameranız eğer destekliyorsa. Bir de internet hızınıza bağlı olarak bu WebRTC mod bazen başka modlarda da çalışabiliyor. Yine onlar da hızlı oluyor. Ancak WebRTC her zaman WebRTC modda çalışmasını istiyorsanız bunu düzenle diyerek altına şu kodu da ekleyebilirsiniz. Bunu da yine açıklamalar kısmına ben yapıştıracağım. Ancak ben bunu önermiyorum. Çünkü bu internet hızınız her zaman hızlı olmayabiliyor. O yüzden ben sağlıklı bulmuyorum. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Evet bu şekilde siz de WebRTC protokolünü kullanarak kameralarınızı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bazen kapınıza bir kargocu geliyor ve onun görüntüsünü anlık olarak izlemek istiyor olabilirsiniz. Buradan 5 saniye bir gecikme yerine direkt 0 ile 1 saniye arasında bir gecikme ile bu sorunu siz de yok edebilirsiniz. Bu şekilde videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip bir yorum bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.